de buna şerh düşüyor, ben bunu kabul etmem deme ihtimali zaten oldukça zayıf. Yine Katar'ın bölgedeki pozisyonuna bakacak olursak eğer, Katar Müslüman kardeşlere çok büyük yatırım yapmıştı. Yani Irak'tan Suriye'ye, oradan Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a kadar bütün coğrafyada Müslüman kardeşlerin uzantılı iktidarlar üzerinden bölgeyi dizayn etmeye girişmişti ki buna kesinlikle kapasitesi oldukça yetersizdi. Bu projesi de çöktü. Dolayısıyla Katar birkaç cephede yenilmiş sayılır. Bunlar düşünüldüğü zaman Katar'ın bu tarz bölgesel oluşumlardan uzak durması çok olası değil. Bir başka nokta da şu, Doğu Akdeniz meselesi özellikle Katar'dan çok Mısır'la ilgili bir durum. Türkiye'nin bunu Mısır'la çözmesi gerekiyor. Çünkü bunun başını çeken zaten Mısır. O Doğu Akdeniz Enerji Forumu'nu kuran, işte liderliğini yapan vesaire de Mısır. Ve Mısır işte Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerinde Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ve diğer tarafta şunu söylüyor, diyor ki biz Türkiye'yi bu konuda dışlamak istemiyoruz ama Türkiye dünyada sadece kendisinin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adına hak iddia ediyor. Bunu da gitsin Rumlarla çözsün, Yunanistan'la çözsün. Türkiye'nin işte KKTC hassasiyeti sebebiyle Doğu Akdeniz konusundaki o mücadeleyi, yarışı ya da çalışmaları durduramayız diyorlar. Kısacası özetleyecek olursak görüşleri bu şekilde. Şimdi son olarak da Türkiye'yi, kaderi en çok ilgilendiren ülke olan Suriye. Senin de uzun yıllar yaşadığın Suriye ile devam edelim isterim. 2022 yılına girerken Suriye nasıl bir durumda? Şam yönetiminin eli biraz daha kuvvetlenmişe benziyor. Çünkü birçok Arap ülkesi diplomatik temaslar da kurdu geride bıraktığımız yılda. Suriye'de neler yaşanabilir? Bir İdlib operasyonu mümkün mü ve olup bitecekler Türkiye'yi yine yakından ilgilendirecek herhalde. Evet, bir İdlib operasyonu mümkün ama şu anda Şam'ın hiç gündeminde değil İdlib. Kesinlikle zaten epeydir, uzunca bir süredir. Bu M4-M5 hani ülke içindeki nakliyatın ve özellikle Şam-Halep bağlantısını sağlayan karayollarının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından Şam büyük ölçüde İdlib'i Türkiye'nin derdi olarak görüyordu. Bunu belirtmek gerekiyor. Hala aynı yaklaşım devam ediyor. Peki Şam'ın derdi ne şu anda? Öncelikli sorunları ne? Ekonomik kriz. Zaten bu Trump döneminde bir de yaptırımlar geldi. Hani Suriye ile dolaylı bile olsa hani herhangi bir şekilde ticari ilişkiye bulaşmış olan ya da dahil olan, karışan her neyse Rus şirketlerine, Belçika şirketlerine, Suudi Arabistan şirketlerine bile kara listeye aldılar o dönemde. Şu anda Suriye'de çok derin bir ekonomik kriz var ama 2021 yılının özellikle son aylarında Suriye açısından çok önemli gelişmeler oldu. Çok büyük bir ihtimalle Suriye 2022 yılında Arap Ligi'ndeki koltuğuna geri dönecek. Bu ne demek? Bu şu demek, Arap ülkeleri, yani bölge ülkeleri, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Katar mecburi olarak, Mısır'ın zaten çok bir derdi yoktu Suriye ile Şam'la, Esad yönetiminin kalacağını kabul ettiler. İkincisi, Suriye ile Suriye'nin daha doğrusu bölgesel diplomatik ve yani siyasi ve ticari ağlara tekrar yavaş yavaş dahil edilmesi isteniyor ve bu konuda mutabakat sağlandı. Üçüncüsü, Rusya zaten bunu istiyor çünkü Suriye'de kalıcı olduğunu biliyoruz. Rusya'nın bir an önce oradaki krizin bitmesi Rusya'nın lehine bir durum. Ama daha da önemlisi, Biden döneminde Amerikalıların da Suriye'deki krizin daha da kötüleşmesini istemedikleri belirginleşmiş oluyor. Yani işte bir Suudi Arabistan'ın, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Amerika'nın %100 itirazına rağmen Şam'la temaslarını başlatması olası değil. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bu nedenle 2022'de muhtemelen biz en çok konuşacağımız ülkelerden biri Suriye olacak. Çünkü Suriye bölge siyasetine, ticaretine geri dönüyor. Ve aynı zamanda şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, bütün ülkelerin, hatta Arap Ligi'nin bile bununla ilgili bir açıklaması vardı. Türkiye'nin Suriye'deki ve Libya'daki milislerini çekmesi gibi bir şartı da var, barışma şartı olarak. Dolayısıyla 2022 yılında evet Suriye daha bir rahatlayacak gibi görünüyor. Tabii bu sert pazarlıklar da devam edecek, o ayrı mesele. Ama Suriye konusunda Türkiye farklı cephelerden sıkıştırılacak gibi görünüyor. Tabii o on binlerce oradaki radikalle, işte aynı zamanda on binlerce şu aralar adı milli ordu zannedersem
silahlı milisle Türkiye ne yapacak? Bunlar iyice kriminalize oldu. Onu da bilmiyoruz açıkçası. Şunu anlıyorum. Türkiye Mısır'la, İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Şimdi baktığımızda iktidara yakın medyada bu ülkelerle ilgili yazılıp çizilenler de az buz yenip yutulur cinsten değildi. Ama bir şekilde normalleşme adımları atılabildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'nin manşetinde işte Esed'in Esad'a döndüğünü gördük. Çok önemli mi? Değil. Ama bir ipucu mudur? Belki olabilir. Dolayısıyla bir normalleşme hamlesi de Suriye ile mümkün mü acaba? Oldukça mümkün. Yani ben açıkçası 2022 yılında Türkiye ile Suriye arasında yani zaten işte Rusya'nın ve çeşitli ülkelerin arabuluculuğunda güvenlik boyutunda muhtemelen istihbaratların karşılıklı iki ülkenin istihbaratlarının görüştüğünü biliyoruz zaman zaman. Ha bunlar teyit edilmedi ama yalanlanmadı da. Temasların olduğunu yine kendi Şam'daki kaynaklarımdan da biliyorum ama 2022 yılı çok büyük bir ihtimalle Türkiye, Şam ve Ankara'nın doğrudan yani istemiyorduk ama görüşmekte zorunda kaldık şeklinde yavaş yavaş böyle kamuoyuna alıştırarak ilişki kurmaya başlayacağı yıl olacak diye düşünüyorum. Çünkü burada birçok faktör var. Sadece bu bölge ülkelerinin Türkiye'ye milisler vesaire konularında baskı yapması değil mesele. Diğer meselelerden biri de şu anda bölge ülkeleri açısından çok önemli enerji hatları var, boru hatları meseleleri var. Bütün bunlar için o milisler sorununun ortadan kalkması gerekiyor. Libya ve Suriye zaten Akdeniz'in en önemli, yani Akdeniz'deki güvenlik açısından en önemli iki ülke diyebiliriz ülkeler arasında. Bir başka Türkiye açısından bakılacak konu da şu, yani silahlı gruplar üzerinden vekalet savaşı yürütme dönemi kapanalı birkaç yıl oldu. Türkiye elindeki on binlerce milisle kala kaldı. Şimdi bunların çok ciddi bir ekonomik yükümlülüğü var. Aynı zamanda siyasi platformda da ağır bir Türkiye'ye yük olmaya başladılar. Yakın zamanda zaten güvenlik açısından da tehdit oldukları ortaya da çıkacak. Sadece radikallerden bahsetmiyorum. Hani İdlib'deki cihatçılardan, diğer milislerden de bahsediyorum. Şimdi Türkiye de buna artık bir son vermesi gerekiyor Türkiye açısından. İkinci nokta da şu, Suriye'nin kuzeyindeki o işte Kürt öz yönetim ya da Ankara'nın tabiriyle orayla ilgili gelişmeler konusunda da Türkiye'nin bir takım somut girişimlerde bulunması gerekiyor ki o sahaya dahil olan aktörler de Türkiye'yi destekleyecek ya da Türkiye'nin çıkarlarına bir takım adımlar atsınlar. Yani örnek verecek olursak eğer Türkiye İdlib konusunda geri adım atmazsa Rusya tutup da Fırat'ın doğusundaki işte Kürt yönetime baskı uygulamaz. Bu kadar basit. Hediye Levent, çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı ve güzel bir söyleşi oldu. Tekrardan iyi seneler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, dünya